Ee, öncelikle şeyi merak ediyorlar. Haberci olarak verelim hemen ee, Yusuf Sarı'nın kolunda çatlak ya da kırık şüphesi vardı. Hastaneye kaldırıldı. Gelen evet. bilgi kolunda ezimle var. Önemli problem yok. Ee, Abdülkadir Ömür'ün de e, önemli problemi yok. Yani çaykuruze spor maçını kaçırmayacak. Bunları söyleyelim. Taraftarlar merak ediyor çünkü. Ya şimdi Trabzonspor'da e, bu kadar e, ha, tamam kötü bir oyun var ortada ama. Ee, sezon boyu işte 38 maçların oynayacak bir sezonda 4-5 maç e, şampiyon olacak ya da e, lider takım. Sezon boyu e, böyle lüksü var. Ama önemli olan kazanmak. Yani burada sol bekin yok, sağ bekin yok. Ee, öndeki senin e, pas, pas dağıtımını yapan, oyun aklı, beyni takımın maestrosu Bakasetas yok. Hücum bölgesine zenginlik katan Bakayemen yok. E, hamşik sakatlıktan çıkmış hı hı. idman ile maç oynuyor. Cornelius çocuğu e, doğdu ülkesine gitti evet. yeni geldi yol yorgunu yani o kadar çok eksiği vardı ki Trabzonspor'un şimdi tamam sol bekte problem yaşıyor Trabzonspor e, Marlon geçen şu andaki mevcutların içinde en iyisiydi ama Fluminense'de 2,5 buçuk milyon euro istedi Trabzonspor'un verdiği rakam 750 bin euroydu yani çok fazla para istediği için burada Trabzonspor doğru olanı yaptı. Şimdi ara transfer döneminde Pellegrini ya da e, Burger Melling var. E, onlar hala e, pazarlıklar devam ediyor. Hı -hı. Belki bunlardan biri olacak ama yabancı bir sol bek alacaklar oraya. Yani Bruno Perez gibi. Yani kaliteli bir oyuncu alacaklar ama Ocak ayına kadar bu takımın e, bu şekilde lider olarak gitmesi lazım. Ama Bakayeme'nin kafası karışık. Bakayeme e, sözleşmem ne olacak? Menajeri geldi, İsraili menajeri görüşüldü ama çok yüksek ücret istedi. Yani e, Trabzonspor'daki skalanın üzerinde para istiyorlar. Başkan da e, işte bizim skalamız belli diyor. Ama yurt içinde e, Bakayeme'yi isteyen önemli kulüpler var. Şimdi e, Bakayeme'nin de tanıyor. kafası karışıyor. İyi Trabzon'dan bir alıyorsan diyor ben sana üç vereceğim diyorlar. Bu sefer de oyuncuyu tutman lazım. Şampiyonluk istiyorsan senin transfer politikanı değiştirdin şampiyon olmak için. Hmm. Abdullah Avcı ile konuştuğumda tecrübeli oyuncular aldık. Çünkü hmm. biz bu sene şampiyon olacağız. ...inancıyla yola çıktılar. O zaman... ...şampiyon olmak için de oyuncuyu tutacaksın. Motive edeceksin. Yani... ...gerekirse ekstra bonuslar vereceksin. Çünkü... ...yok yani. Ee, bir de şu oldu... E, ...Trabzonspor... E, ...hem bakiyeme hem bakasetasız oynarsa... ...çok kazaya uğrar. İki oyuncudan... Yani birisi mutlaka... ...oynamak zorunda. O yüzden kendilerine çok iyi bakacak. Trabzonspor'da bu oyuncuları pamuklara saracak. Şampiyonluk için bunu yapacaksın. Bakın rakipleriniz her sezon dünyanın transferini yapıyor. Bak Galatasaray 28 milyon euro harcadı transfere yeni oyunculara. Yatırım yaptı. Sen bunun dörtte biri bile harcama yapmadan şu anda lidersin. O zaman harcama yapman lazım. Yani şampiyonluk gelmesi için işte Abdullah Avcı puan sihirbazı işte yapar eder ama bir yere kadar yapar. Hocanın da gücü bir yerden sonra dağılır. Artı Trabzonspor herkes yenmek isteyecek artık. Çünkü bir yıldır bu takım yenilmiyor. Hı hı. Yenip tarihe geçmek isteyecekler. Öyle bir durum var. Yani bir yıldır yenilmeyen takımı ben yeneceğim diyor. Şimdi bu hafta Çaykur Rizespor bunu deneyecek. Ondan sonra işte derbe oynayacaksın Beşiktaş'la. Yani evet. e, buralarda takımın sağlam kalması lazım. E, ve... Trabzonspor evet taraftarı yerel medyası şu anda sahip çıkıyor ama şimdi kalkıp da işte ya Göztepe maçını kazandın ama kötü oynadın işte e, bu yakışmıyor. Bu bu artık yok. Futbolda bu yok yani. Bak e, Mourinho'yu getirdi Roma tepe taklak gidiyor. Yani e, her maçı, maçı, maçı güzel bir... oynayacaksın, ha. her maçı kazanacaksın diye bir şey yok. E, şimdi Bakasetas diyoruz. E, şu anda Avrupa'nın en formda oyuncusu. 7 gol atmış, 3 asist yapmış sana Müthiş yani mevkisinin bir numarası böyle. şu anda Avrupa'da ve çok teklif var. Onun da kafasını karıştıracaklar bir süre sonra. Sen yönetim olarak bu oyuncuları motive edeceksin sürekli maçlara ki bir sonraki maçlara güvenle bakabilesin. Kolay iş değil yani artık hani Trabzonspor kovalanan bir takım. ilerleyen dönemlerde hakemler devreye girecek. Rakipler oyuncularının psikolojisini bozmak için transfer tekliflerinde bulunacak. Bunların hepsini başarılı bir şekilde yönetim e, kotarmak zorunda. Oyuncuları hep motive etmen lazım. Dediğiniz gibi yarışıyorsun artık ve öndesin. E, arkadan gelenler olacak. E, güçlü rakiplerim var. Onlara karşı dik durabilmen için de sağlam bir olma olması lazım Trabzonspor'un. Abdullah Ercan Hoca'nın dediği gibi alternatifli yani tamam altyapıdan gelen oyuncular var da hı hı. var da bunların hiçbiri Yusuf Yazıcı kalitesinde ya da Abdülkadir Ömür kalitesinde değil ki. Abdülkadir Ömür de hala e, emekleme dönemine tekrar geriye Aslında dönüş yaşamış gibi. Aslında sezon en yine büyük beklentilerden biri Abdülkadir Ömür için. O, artık, o, artık bu tamam. sezon yapsın o patlamayı, e, patlamayı diye Patlamayı yapacak herkes. ama oyun içinde kayboluyor. Bir beş dakika parlıyor işte sonuç üretti tamam. E, Cervinyo'ya asisti yaptı bir şeyler yapmaya çalıştı ama Bugün sağda dik ama. durması lazım. Oyunun her bölümünde olması lazım Abdülkadir Ömür'ün. Çünkü o yetenek var, genç bir oyuncusun. Ee, çok koşman lazım. Akıllı işler, top kaptırmaman lazım. Bir de Trabzonspor bugün önde top tutamadı, iki pas yapamadı. Çalım sevdasından çok e, top kaptırıp atak yediler. E, bunlardan mutlaka ders alacaktır ama altın değerinde. Belki de bu maç e, sezon sonunda konuşulunca Belki de Trabzonspor'u şampiyon yapan maçlardan biri olacak. Çünkü burada normal şartlarda bu kadar baskı yediğin maçı hı hı. bir takımın kazanması da Evet, yani kolay, kolay iş değil. değil yani çok suda ateş yaktı. E, Cervinho o pozisyonda çok çapraz inmesine rağmen, rağmen tecrübesiyle o gol attı. Kolay bir gol değil o gol. Yok değil. Gerçekten değil. Tekrardan da hani pozisyonlar geliyor. Oradan da bakıyorum. E, yine önemli birçok an var. E, tabii Göztepe'nin yoğun baskı kurduğu çok uzun tabii. dakikalar var. Tabii. Oyunu oralarda tutabilmek adına Trabzonspor önemli bir iş yaptı aslında bugün. Doğru. Ya tabii böyle Trabzonspor'un kadrosunda oyunun neticesini değiştirecek daha çok oyuncu var. Yani anlık oyuncular. da ne kadar düşük performansla oynasa bile Göztepe'li oyuncuların yapamadığı 3-4 tane pozisyon var. Cerminyo bir tane yakaladı. Çok iyi vuruşta. Bir yap. yetenek. Aynen yani. onu söylüyoruz. Zaten Trabzonspor'da oyunu ve neticeyi değiştirecek bakame ve bakasetası koyduğun zaman ciddi anlamda çok fazla oyuncu var evet yani Hamsi'yi de buna kattığımız zaman hı hı. çok ciddi oyuncuları var İşte mümkün olduğu kadar bu oyuncular olmadığı zaman Trabzonspor e, nasıl bir oyun oynayacak çok da Veya, merak ediliyordu bu, bu tabii, arada. Tabii, yani, yani tabii. bakasatası olmasa Vakeme olmasa bu denklemden işte bu hı isimler hı. çıksa nasıl oynayacak acaba Trabzonspor diye görünen o ki çok iyi oynayamıyor gibi gözüküyor ama her takımda şampiyon olmuş e, takımlara bakarsanız e, takım oyunuyla Şampiyon olan geçen yıl Beşiktaş vardı hı hı. ki o dönemde de yani Beşiktaş'ınki de öyle böyle değil. Bence tarihin en zor şampiyonluğuydu. 40 maç üzerinden seyircisiz oynanan pandeminin gölgesindeki bir sezonu şampiyon bitirdiler. Ama neydi onların sırrı? Toplu savunma toplu yapıyorlardı. Bu sene çok fazla general geldi. Asker oyuncu çok az kaldı. Bak Beşiktaş geçen yıla göre daha iyi bir kadrosu olmasına rağmen sendeliyor. Toparlayamıyor kendini. Çünkü o uyum, o kolej havası bozuldu takımda. Şimdi Trabzonspor'da e, güzel söylediği şu. Yedek kulübesinin her an oynayacakmış gibi hazır Hı -hı. olması lazım. Şimdi kadrodaki Salih Kavrazlı'lara vesairelere bakıyorsun. E, çok hazır değil yani. Abdullah Avcı'nın elinde çok alternatifli bir kadro var zannediliyor ama aslında yok. İdeal bir 11 var. Yani 13 oyuncu üzerinden oynayan bir takım düşün. Hani Siyopisi var. Hı hı. Onun dışında bakıyorsun bugün Cornelius ve Siopis var yedek kulübesinde. Evet. İkisi de girdi. Onun dışındakiler hani Hüseyin Türkmen yani mecburen girmek zorunda kaldı. Siopis. Belki yani çok ilk planı da Şey değil yani Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a göre yedek kulübesi çok güçlü değil Trabzonspor'un.